Dışarısı şu anda eksi 10 derece. Karavanın içi de pek ondan kala yanık yanı yok. Aynen, karavanın içi de şu anda 5 derece. Hemen soğuğumu yakmam lazım. Dışarısı gördüğünüz üzere tam bir zemheri yörükler. Antalya'da yörükler grağa çalmış derler. Onun için aynen dışarısı şu anda grağa çalmış durumda. Tam bir zemheri durumu. İçerisi de çok farklı değil tabi. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda kar düşene kadar en azından böyle olacak. Kar düştükten sonra biraz daha yumuşayacak ama o zemheri geçecek yani. Evet, ısındım biraz. Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Böyle güzel soğuk bir başlangıç yaptık ama sonrasında ne oldu? Sıcağa döndük. Havalar artık tamamen kış modu. Bakalım ha. Sabah da saat şu anda, evet, saat şu anda 8'e çeyrek var. Şu yatağımı ben bir toparlayayım. İçerinde iyi, havası biraz kırıldı. Şimdi daha meşe atmadım, meşeye de atacağım. Güzel, şöyle sobanın üstüne bir yumurta yapayım. Ya şu soba gibisi yok ya. Vebastoymuş, oymuş, buymuş. Vallahi gerçekten hepsi hikaye. Şu soba gibisi yok. Onu söyleyeyim. Bir de küçük meşe atalım bir tane. İşte kalk bunlara bak. Sobayı yak, onu yak, onu yap, bunu yap derken. Oh, hadi bismillah, şu suyumuzu bir açalım. Oh, evet, suyumuz yavaş yavaş donmaya başladı. Donuyor. Çelik. Çelik, çelik, çelik. Oh. Evet, suyu boşaltmanın zamanı geliyor. Ben bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Bugün çok önemli işlerim var.
Bugün hava güneşli. Güneş açtı. Çok güzel. Mama iyi donmamış. Evet, şu çocuklara mama verelim. Gel. 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 Toruman nerede? Toruman yok mu? Gel kızım. Ne yapıyorsun kızım? Hı? Ne yapıyorsun kızım? Gel. Gel. Gel mamanı vereyim gel. Gel diğerleri nerede? Hadi bakalım. Gel diğerlerini de çağıralım. Oh. Hava buz. Git mamanı ye hadi. Hadi. Şimdi o yavruyu anneye de verelim. Bebişleri olan anneye. Gel ne yapıyor bebişler? He? Gel. Bebişler ne yapıyor? He? Amanın. Amanın. Hadi git mamanı ye. Hadi. Aman 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 aman. 12 tane var. 12 tane bebiş var. Gece mamalarını verdim. İşte elimizden ne geliyorsa. Nereye gidiyorsun? Bunu tamir ettik biraz üstü kapalı. Minnoşlar ya. Oo Toraman. Oğlum hoş geldin. Toraman. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Ne yapıyorsun baba? Orada koydum bak bak. Bak bak. Hepsini yemişsin. Oğlum aç gözlük etme. Biraz da diğerlerine bırak. Şu yuvaya da girip gece yatmıyorsun ha. Hı? Yeter de. Hepsini bitiriyorsun. Nasıl olacak bu iş? Koydum orada var. Hadi bakalım. Bugünkü istihkakınızı da attık. Akşama kısmet. Belki güzel bir pirinç lapası yaparım size. Allah'tan güneş çıktı var ya. Buz buz. Hadi geçelim biraz yoldaşa.
Bak şimdi benim yoldaşım hep gariban gariban diyorlar ya. Dıştan baktığın zaman tamam. Yoldaşım gariban. Ama bak şu kapıyı açıyor mu bak. Şu kapıyı açtın mı iş değişiyor değil mi? Rabbim kimseyi evsiz barksız bırakmasın. Herkesin başını sokacağı bir çatı olsun inşallah. Gerçekten hava gördüğünüz gibi. Yoldaşımın içi güzel. En azından şimdi güneş de çıktı. Şu anda 17 derece yoldaşın içi. Gayet güzel. Bugün şansıma güneşli. Bugün benim için çok önemli bir gün. Neden çok önemli bir gün? Çocuklarım gelecek yanıma. Çadırı hiç görmediler. Dıştan gördüler sadece. İçini görmediler. Bu arada bir önceki videomuzda değil mi, yaptığınız yorumlar için hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle süper teşekkürden destek olan, beğenen, yorum yapan herkese teşekkür ederim. Bu arada yine abone değilseniz destek için abone olursanız ve bu videomuza da bir yorum yaparsanız bunlar ben ve bizim ve kanalımız için çok önemli. Teşekkür ederim hepinize şimdiden. Şimdi ne yaptık? Çadırda birazdan çıkacağız tabii ki ama biraz daha güneş çadırın üstüne vursun istiyorum. İçi biraz ısınsın. Çadırda güzel değişiklikler yaptık. Sizlerden gelen yorumlarla yola çıkarak sağ olun tekrar. Güzel değişiklikler yaptım. Bir çıkalım bakalım neler yapmışız. Şimdi içime sindi artık. Evet yavaş yavaş. Ufak tefek eksiklerim kaldı. Onları da bugün artık bir tatil de yapalım. Bugün bir mola verelim. Çocuklarım gelecek. Onlara şöyle güzel fırında bir yemek yapayım. Beraber vakit geçirelim. Güzel oldu. Dediğim gibi birkaç ufak tefek eksiğim kaldı. Onları da hallettikten sonra artık kafam rahat. İyiyim yani. Keyfim yerinde. Onu söyleyeyim. Herkes soruyordu abi niye keyfin kaçtı. Tabii insan bir şeyi yaparken elinde kalıyor. Kaldığını görünce ya da o kadar çabalayıp da ufak bir şeyden olumsuz bir şekilde olduğunu fark edince insanın modu düşüyor. Ama iyiyiz, mükemmeliz, her şey yolunda, sıkıntı yok. Evet, daha artık sobamıza odun atmayalım. Ben biraz daha güneşin tam çadıra vurmasını bekleyeceğim. Sonra çıkalım çadırımızı bir açalım, bir havalandıralım, bakalım neler yapmışız, değil mi? Evet şimdi şöyle dıştan bir başlayalım. Hala yerde gördüğünüz üzere karımız var. Şimdi neler yaptık? Hemen abi hala buz tutmuş bak. Şöyle bir gerdirme yaptım. Kalın urgandan. Bayağı bir parmak kalınlığında. Üstten komple diğer tarafa geçecek şekilde üç bir tarafına gerdirme yaptım. Çok sağlam kazıklarla attım. 20-25 santimlik kazıklar var. Bu görünen ucu. Başka bir kazık. 4-5 tane kazık yaptım. Alt alta teli tam tutsun, kavrasın diye. Bayağı iyi oldu. Aynı şekilde burada da bunların tabii ki bütün işçiliği, her şeyi kendime ait gömdüm. Zaten şu anda artık toprak donmuş vaziyette. Şöyle güzel sardım. Bir de tam ortadan attım böyle. En başa da aynı şekilde yaptım. En başa da sardım güzel. Çadır artık sallanmıyor öyle söyleyeyim. Şimdi yere gelmeden önce hemen bacayı göstereyim. Vallahi bacaya böyle bir şey yaptım. Zor bela buradan kestim boruyu. İçeri ittim. Elimde şu vardı bir tane. Yine o ikinci el alırken almıştım. Lazım olur mu acaba diye. Biraz yükseldi, çadırın üstüne çıktı. Evet yine bir de çadırın da komple ortasından bir halat gerdim. Aynı şekilde yere 4-5 tane 20-25 santim kazıkla monte ettim. Şimdi evet sizler demiştiniz abi çadırı eteklerini toprağa göm diye, yaklaşık bir 30-35 santim kazdım. Bir kanal yaptım ve o kanalla
komple bu tarafı gömmeye başladım. Hala buz, güneş vuruyor ama daha erimedi. Burada da tabii ki toprak dondu. Evet, bir çadırımızı bir açalım. İçeri havalansın. Aynı şekilde tüm yerlerden bağlantıyı yaptım. Ortadan komple gerdirip buranın önüne çaktım. Yok, bu sefer gerçekten içime sindi. Sağlam oldu. En azından artık diğer tarafları da eteklerini gömdüğüm zaman toprağa, özellikle bu taraf, bu tarafı ve ön tarafı gömdüğümde toprağa, artık rüzgardan uçma riskini tamamen ortadan kaldıracağız. Tabii burayı da gömeceğim. Ya işte o ufak bir şeyim vardı, keser kazma gibi ufak. Onunla biraz zor oluyor ama artık bir yerden bir kazma bulacağım. Buraları da, şu iki tarafı da yapacağım komple. Bir bu kaldı. Hadi şimdi bir de içeri geçelim. Bakın içeride neler yaptım. İçeride de değişiklikler var. Bak şu telleri keserken kanımız bile bulaşmış çadıra. Dişimizi tırnağımıza takıp kanımızla canımızla yaptık. Evet, hadi bir içeri geçelim bakalım neler yapmışız. Evet, sistemi tamamen değiştirdim. Sizlerin yorumları sayesinde sistemi tamamen değiştirdim. Evet, sobamı bu tarafa aldım. Tam ortaya. Güzel oldu. Bir boru ekledim. Isıtmaları soba yakmasın diye üstte yerlerini değiştirdim. Bu şekilde bence sizin de dediğiniz gibi daha iyi oldu. Güzel oldu. Bir tane koltuğumu oraya koydum. Diğeri burada. Burada çok güzel böyle bir seyir yeri yaptım bak. Şurada oturmaya o tabure vardı. Onu buraya koydum. İşte yine bu tarafta mutfak, tava, tencere, onları bıraktım. Evet, burada iç alanda bir tek sadece yer kısmımız kaldı. Özellikle şu oturma alanına palet bulabilirsem bir palet koyacağım. Ya da tahtalardan artan birkaç parça tahta var. Onlardan yere güzel bir şey yapacağım. Odunlarımı tekrar taşıdım buraya köşeden. O köşeyi tamamen boşalttım. Artık çadırın yanma, ısınma gibi bir olayı olmayacak. Bence böyle güzel oldu. Daha güzel oldu. Teşekkür ederim dediğim gibi yorum yapıp beni yönlendirdiğiniz için. Gayet keyifli oldu. Evet, şimdi tutuşturmalık odunlarımızı ayarladık. Şurada bir tane büyük kalmış. Biraz küçük parçaları koyalım. Şimdi tamam. Evet, yoldaşın önünü de kapatacağım. Şimdi ona bir branda aldım bir tane.
onun önünü de kapatacağım artık. Dediğim gibi sadece bu iki etek kaldı. O iki eteği de gömdükten sonra artık bir işimiz kalmıyor. Yoldaşın da üstünü kapattım mı önünü komple. Sadece tabii ki o bu tarafı kullanıyorum. Neden? Çünkü kömürlük odunluk olarak kullanıyorum. Yani orası artık aç kapa sistem bir şey yapacağım. Şimdi bu fırınıma ölçmek lazım bu kadar. Bir tane tepsim var ama inşallah sığar. Bayağı güzel fırını. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Gerçi saç olduğu için ısıyı iyi geçirir. Hadi bakalım şunu da bir altını temizleyelim. Evet, şimdi saat kaç olmuş? Oo, saat 1:10 var. Hemen şöyle patatesimizi yavaş yavaş yemeğimizi hazırlayalım. Evet, güzel bir tepsi kebabı yapmak istiyorum. Böyle güzel kıymamı aldım. Patateslerimi soyayım. Evet, bugün ziyafet çekeceğiz. Hem de bu yorgunluğun ardından biraz bir dinlenelim. Çocuklarımla vakit geçirmek gibisi yok tabii ki. Zaten bu çadırı yapmamın en büyük sebebi tabii ki çocuklarım. Yoksa ne işimiz var bu kadar zahmete girip uğraşacağız. Evet işte. Seneye artık bakacağız duruma göre. Tepsimizi biraz yağlayalım değil mi? Evet, patateslerimi doğradım. Kıymam da hazır. Biraz sosladım. Şimdi güzel üstüne bir de domatesli sos yapayım. Sonra hemen gidip sobamı yakıp ateşe verelim. Şöyle tam tepsinin ortasından yanlara doğru yayacağız. Çocuklarıma daha önce tabii bundan çok yaptım. Seviyorlar. Tabii daha önce küçük bir sobam vardı fırınlı. Onu da yapıyordum. Tabii artık profesyonel olduk. İş profesyonele döndü artık. İyi oldu ya, iyi oldu, iyi oldu. İlk başta bir bayağı bir modum düşmüştü. Ama şimdi iyi, dedim ki ufak tefek eksikleri kaldı çadırın. Onu da tamamladım mı artık hazırız. O su buz. Şöyle bitirelim biraz da. Evet, tepsimiz hazır. Gördüğünüz üzere. Hadi şimdi gidelim fırınımızı yakalım, sobamızı. Hadi bakalım.
kalsın. Süper. Gürül gürül yapıyor. Oh. Güneşli olduğuna bakmayın. Hava şu anda 5 derece. Süper. Şöyle kapatalım artık bunu. Şimdi tam bir köze olsun, biraz şey olsun, bir tane meşe atayım. Oh. Oy dağlar, yalçın dağlar, sıralı hırçın dağlar, gün olur, devran döner, ağlayan bayram eyler. Kova koydum ya, kova koyduğum için mükemmel oldu. Kova koymasaydık sıkıntı olurdu. Zaten soba şey olur, saç çabuk delinir, biter giderdi. Kova koymak iyi oldu. Biraz daha bir yansın. Sonra meşeyi atayım. Oh, oh çok iyi oldu ya. Sobayı bu ortaya koymamız mükemmel oldu. Oo, kuzum gel, gel. Gel babasının güzeli. Ay piştin benim, ne yapıyorsun? Ay, senin İyiyim. Montun da çok güzel. Nasıl? Gel bakalım. Çok güzel. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Bak soba yanıyor ama dikkat evet. Et tamam mı? Değil mi? Aslında. Otur bakalım. Beğendin mi kızım? Evet. Gel oraya otur oraya. Heh, gel sobanın önünde oturma, çok sıcak olur. Ne? Oturabilirsin, ayağını koyabilirsin tahtanın üstüne. Ayağın üşümesin diye. Aa, çok güzel. Nasılsın babasının prenses? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hoş geldin. Kardeşin nerede? Kardeşim oyna oynuyor evde. İyi, hoş geldin. Gelir o zaman birazdan o da. Nasıl, güzel olmuş mu çadır? Evet, olmuş. Ha? Güzel olmuş mu? Sizin için yaptım. Bu başının fıstıkı, bu başının güzeli. Minnoşum benim. Bak şimdi bugün size yemek yapacağım. Tepsi kebap. Evet, söz verdiğim gibi hazırladım hepsini. Birazdan şimdi fırına atacağım. Nerede? Karavanda hazırladım. Tepsiyi getireceğim. Bütün hepsini, yemekleri hazırladım. Fırına atacağım. Pişecek. O sen arada... yemek hazırlarken ben buralarda oynarım. Tamam, sen buralarda oynayabilirsin. Yalnız bak çadırın etrafında gezme. Teller var ya, gördün mü? Heh, ona dikkat et. Böyle dolanma. Buradan dolanıp gelirsin. Olur mu güzel kız? Montunu çıkartacağım. Montunu dışarısı soğuk ama. Yok. İstersen bir çık dışarı bir bak ondan sonra. İyi hadi ver bakalım Mahmut. Dikkat et babasının güzeli. Hadi ben yemeği atayım fırına. Ay minnoşum, neşem geldi. Benim hayat neşem geldi. Soğuk değil mi? Yok. Evet, bak bak buraya çok güzel seyir yeri yaptım. Gel bir otur bak. Şimdi kar yağacak. Kar yağınca gündüz geç. Buradan bravo. Şuraya geç. Hı. Kar yağınca gündüz burada oturup seyredeceksiniz kardeşinle. Soba da yanacak sıcak sıcak. He? Güzel mi? Güzel. Oraya açsana, hava gelsin. Oraya açma, açma. Soğuk babacığım, dışarı güneşe aldanma sen. Şimdi burada soba yanıyor diye çok sıcak içerisi. Ben saçımı toplayacağım. İyi hadi topla bakalım. Ben tarak de, var mı? Ben de şey getireyim. Tarak var mı? Tarak var babacığım, veririm ben sana. Var mı? Vallahi baba, ihtiyacımız her şey var. Tarak var. Tamam. Koltuk var. Evet. Soba var. Biz varız. Senin canını yerim ben. Babasının güzeli. Tabak getir misin? Tamam, getireceğim. Şunu bir şöyle koyalım. Ufaklık. Ha, ufaklık geziyor. Benim saçım uzunken mi iyiydi yoksa gel, böyle? Gel saçını bağlayayım. Hayır, ben bağlamayı biliyorum. Kocamanız diyorsun yani. Tamam kızım, hadi sen tarak bağla. Tarak getir sadece, varsa. Oh, taram var ama o fırça olandan var. O sana olmaz. Bence sen şimdi böyle bağla. Tamam mı?
Uçu olan benim hep saçma. Olmaz, takılır saçına. Hadi ben yemeği getireyim, yemeği bırakalım. Ne göstereceğim? Dans. Hadi göster bakayım. Oo, süper. Çok güzel dans ediyorsun Nadine. Mükemmelsin kızım. Gel, yemeğimiz de hazır. Bak, onun gördün mü? Onun şarkısına. Oo. Nasıl? Güzel ama köfte. Köfte altında. Geçen bir ara yine yapmıştım ya ben size. Altında köfte var, kıyma. Tamam. Üstünde patates. Baba, efendim, onun şarkısını biliyor musunuz? Zip, bop, bop, baramina, oysa. Biliyor musun o şarkıyı? Dur babacığım onu. Dans ile beraber yapayım mı? Sen dansını yap ama dikkat et etrafına, olur mu? Tamam. Fırını açalım. Hadi bakalım. Hani baba bir tane videoda söylemiştik ya, daha 6-5 yaşındaydım. Yok 5'teydi, 7 yaşındaydım. Yemeği koyduk fırına. Evet. Şimdi o yavaş yavaş olacak, siz acıkana kadar. Kardeşin de gelir zaten. Babacığım şey yapabilirsin, gezmek istiyorsan gezip dolaşabilirsin of. Biraz, olur mu? Of. Hadi bak bakalım etrafa. Baba suyu oraya koy, ısınsın işte. Tamam, suyu bırakayım, çok soğuk çünkü burada. Aa. Suyu oraya bırakayım, bardak durur. Hiç mi aklımdan geçmiyor? İşte, baba bazen takılıyor kafası. Gel kızım. Sobanın üstüne koyasın. Sobanın üstüne koyamayız bunu. Şöyle güneşe koyalım. Geç biraz otur iç orada. Ne oldu? Dökülür, dökülür. Öyle açmıyorsun ama. Şöyle buradan açıyorsun. Al bakalım. Baba. Efendim. Burayı da bırakabilirsin. Oraya bırakma. Şuraya bırak babacığım. Bak burada güneş vuruyor buraya. Ara sıra gelirim. Hadi gez dolaş bakalım. İçerideyim zaten. Tamam. Hadi şöyle ön tarafa git, gez dolaş bakalım. Ufaklık gitmiş aynen. Ayna ayna bak, sen insansın, ben aynayım. Sen bak böyle böyle yaparsan ben de aynasını yapacağım. Gülersen bile. Fıstığım benim. Fıstığım benim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi gez dolaş biraz. Başım sen aynı ol. Ne yapsam? Hayır, sen de benim dediklerimi söyleyeceksin. Hayır, sen de benim dediklerimi söyleyeceksin. Bu gülüş her şeye yetiyor işte. Hadi bakalım, gez dolaş. Rabbim sağlık sıhhat versin tüm çocuklarımıza. Hayattaki en önemli şeyimiz onlar tabii ki. Mutlu olsunlar, sağlıkları yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Yoksa oturup şurada ekmek peynir ye, ağzının tadı varsa bal kaymak gelir. Öyle değil mi? Baba ben geldim. Gel oğlum. Gel babasının yakışığı. Allah. Nasıl olmuş? İyi. He? Çadır nasıl olmuş? İyi. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Çıkar montunu, sıcak. İçeri sıcak. İyi. Gel. Burada oturup oynayabilirsin ama bu sobanın önünden gel. Buradan gel. Bak şu montlarınızı bu tarafa koyun. Burada oturabilirsiniz. Gez bak bakalım, nasıl, beğendin mi, güzel mi? Orada şey, aynen orada duş alıyorum ben babacığım. Bak bakalım. Orada bir şey yok. Nasıl, güzel mi Hasan Eren? Evet. Sevdin mi? Evet. Tamam. Su canavarı. Hasan Eren, fırında bir yemek yapıyorum. Tam ağzımıza layık. Tepsi kebabı. Tepsi kebabı. Ya ben susadım ya. Siz çok mu susadınız oğlum? Size evde su vermiyorlar mı? Baba su hiç ısınmamış. Size evde su vermiyorlar mı? Baba su hiç ısınmamış, söyleyeyim. Isınmamış mı? Isınır birazdan, koy güneşe. Hasan şey, otur bakalım. Oynayalım mı? Otur. Yemek fırında. Evet. Çok sıcak değil mi? Evet.
Evet. Uy babasının güzeli, yakışıklı oğlum benim. Evet ya, oyuncaklarını yağıştırmaya oyuncaklarının bastık. Üstüne mi oturdum acaba? Aa, üstüne oturmuş. Hadi oyna bakalım. Ya baba. Baba. 100 santim mi? Yemeğimiz fokur diyor. Bana mı diyor yoksa? Ooo Nasıl? Tepsi kebabı. Tepsi kebabımız nasıl? Evet. Efsane. Tepsi kebabı dedim. Yavaş yavaş oluyor. Ama sen şöyle bir hikaye biliyor musun? Bak ben bunu her güne bir masalda okudum. Bak iki tane kardeş varmış. Birisi büyük, birisi de küçük. Büyük olan çok zenginmiş, küçük olan çok fakirmiş. Bir gün... Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun mübarek? Geç. Ne hikayesi okuyorsun? Sana değişik bir hikaye, Allah. Anlatıyorum. Yakışıklım benim. Bak böyle çay iste. Çay yapmak istemiş. Hı. Sonra çaydanlığa koymuş. Bak böyle açmadan kendi kendine çalışmış. Oh. Nasıl, içeri sıcak değil mi? Evet. Ama sonra... bugün hava da güneşli sanırım. Ya biraz daha var. Vereceğim babacığım, vermez miyim, koktu. Yazık günah. Bebekleri var zaten, yak diyorlar şimdi. Tamam. Yak. Patates de veriyorum Hasan Erenciğim. Tamam. Soğan baba, ister misin? Oturdu. İstemez. Oturdu bak. Lider koyalım. Otursun, şimdi ben ona biraz vereceğim. Lider. Milli piyango. Bak bu yemeği sizin için yaptım. Beşiktaş, Galatasaray, İstanbul. Ne sayıyorsun sen İstanbul ya? İstanbul Spor. Baba. Şeye sosundan döktün mü anne, geçen sefer dökmüştün evet. Ya beyaz. Ha beyaz, ondan yok babacığım. Yok. Ondan bir dahaki sefer artık. Olur mu? Yine ben mi vereyim? Ne oldu? Hasan da bir parça ekmek ver. Hadi ver. Korkuyorum. Ver korkma babacığım, ver. Korkma bak. At önüne. Bırak. Heh. Geç sen de ver kızım bir parça. Ondan sonra oturun yemeğinizi yiyin hadi. Hasan. Babacığım ben onlara mama veriyorum ya. Sabah akşam. Lavin tek seferde bırak. Katır kutur yiyor. Köpeği canından bezdireceksin. Acıkmış. Evet. Dişi ya. Tamam, biraz ben mama vereceğim zaten. Yine dağıtacağım. Isınmış mı Hasan Eren? Isınmış mı? Al bakayım kızım. Al kızım. Hadi bakalım. Baba, annenin adına ne koyalım? Bilmiyorum babacığım. Bence diğer biberin oldu baba. Daha olmamıştır. Baba niye yapıyorsun? Çok sıcak, biber sıcak. Üfleyeyim ağzını. Sağ ol. Size giderken vereyim, annenize de götürün. Neyi? Yemekten. Ama nasıl? Ben hallederim. Tamam. Hiç daha önce çözüldü, yemek yememiştim. Güzel değil mi? Keyifli mi? Beğendiniz mi babacığım bugün? Ama biraz daha büyük bir masa getirseydin iyiydi. Bu kadarı vardı babacığım. Olsun. Bu da güzel değil mi? Evet, bu da güzel. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben tepsiden yemeğe devam edeyim. Aynen, ben de söz verdiğim için size yemek yaptım. Ben de biraz geciktim. Evet, sen biraz gecikmeli geldin. Olsun, bir şey olmaz. Evet, bir şey olmaz. Allah, üstüme döktüm. Neyse. Aa, benim tabağımda ya baba. Ben beraber yiyelim mi? Hadi beraber olur, beraber yiyelim.
Doymazsan söyle vereyim. Tepsiden alınca üstüne döküyorsun. Hı, aynen öyle. Gerçek ama biberi sevdin mi? Çok güzel. Nefis. Gerçekten mi? Et gibi. Doydun mu kuzum? Şunu birazcık sıyıralım. Ya. Aferin sana. Labincim bebeğine yedirmezsen bak yağ olmuş her yeri bebeğinin. Ben yiyorum. Doydun mu? Hı-hı. Tamam. İkimiz de doyduk. Şunu sıyıralım hemen. Kuçu kuçuya verelim. Ne? Anaya verelim, anaya. Dur ben ıslak mendil getireyim babam. Elinizi ağzını sileyim, sonra isterseniz çıkıp oynayabilirsiniz ama hava kararıyor. Birazdan da eve geçin ama. Dur babacığım ağzımı sileyim. Öpücük olmadan ben bir yere gitmem. Hadi gel bakalım paşam. Dur. Bir ses montu. Giy bakalım montunu. Al bakalım oyuncaklarını da. Teşekkür ederim. Hadi gel öpeyim babasını yakışıklısı. Teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi geçin bakalım. Hadi kuzularım görüşürüz tamam mı? Gel yanınızdayım ben. Gel. Merhaba. Gel. Hadi geç oğlum eve. Güle güle baba. Hadi daha çıkmayın artık soğuk. Evet çocukları gönderdik. Güzeldi. Keyifli oldu. Şimdi şuraları bir toplayayım eski düzenimize geçelim. Evet çay suyumu da koydum. Zaten güğümde olan sıcak sudan ekledim hemen üstüne. Çayımızı da demleyelim. Artık yavaş yavaş güneş batıyor. Burada tabii güneş erken batıyor. Onun için vaziyetimizi alıyoruz. Çayımı da içtikten sonra artık yoldaşıma geçerim. Evet. Yedik içtik. Hamdolsun. Ne kaldı geriye? Bulaşığımız kaldı. Efendim bulaşıklarımı da hemen şöyle bir yıkayayım. Biberin bir tanesini kaldıralım. Akşam yemeğinde yeriz. Güzel bir gündü. Keyifli geçti benim için. En azından daha tam ufak tefek eksiklerimiz var tabii ki. Onları da tamamladıktan sonra daha sağlam ve keyifli olacak. Artık bakalım. Kar ne zaman düşerse iş o zaman başlayacak tekrar. Kısmet. Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı. Benden, yoldaştan ve yoldaşın çadırından bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.